Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün çok istenen bir içerikle karşınızdayım. Ne yapacağız? Blackjack'in matematiğine bakacağız arkadaşlar. Blackjack'te kazanmak neden zordur onu irdeleyeceğim. Yalnız burada beklenen değerden çok fazla bahsetmeyeceğim. Kombinasyon hesapları üzerinden Blackjack'ten kazanmanın neden zor olduğunu göstereceğim. Bir hatırlatmam var. Liseye giden kardeşlerim için ya da üniversiteye hazırlanan kardeşlerim için lise matematik konularını anlattığım Malumet Ders isimli bir kanalım var. O kanala da şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. İlgili olanlarınızı oraya da bekliyorum. Çok ciddi bir emek söz konusu. Umarım oraya da yeterince ilgi gösterirsiniz. Şimdi... E, Kumarla ve şans oyunları ile ilgili daha önce söylediklerimi yine tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Kumar ve şans oyunu oynayarak ne yaparsınız? Paranızı kaybedersiniz uzun vadede bir de zamanınızı kaybedersiniz. Bunun yerine paranızı daha farklı yatırım araçlarına yönlendirebilir. Zamanınızı da kişisel gelişiminize ayırarak kendinizi daha donanımlı insanlar haline getirmeye çalışabilirsiniz. Bu benim naçizane önerilerim olabilir ancak. Tabii ki kararı siz vereceksiniz. Sizin keyfinizdir. Kahyası ben değilim. Şimdi geldik buraya. Şimdi diyor ki... Blackjack. Blackjack nasıl bir oyun? Bir defa onu düşünelim. Onu göz önüne alalım. Blackjack dediğimiz... İki kart seçiyorsunuz. 52'de 52'lik destenin içinden ve bu iki kartta 21'i yakalamaya çalışıyorsunuz. İyi de hocam 21'i nasıl yakalayacağız? Bir onlu çekmeniz lazım. Bir de as gelmesi lazım. Yani dağıtıcının size bir onlu, bir de as vermesi lazım. Şimdi onlu dediğimiz nedir? Onlu, normal 10 üzerine 10 olan kart, vale, kız veya papaz 10 sayılıyor. As da arkadaşlar 11 ya da 1 sayılıyor ama böyle bir durumda 11 sayılıyor ve 21'i tamamlıyorsunuz. 21'i tamamlayan kazanıyor. 21'i geçerseniz kaybediyorsunuz. Mesela baktınız iki kart seçtiniz. Diyelim ki iki kartın toplamı 10. Ya dediniz ben bir kart daha seçeyim. İşte o noktada eğer 21'i geçecek çekimler yaparsanız işiniz bitiyor. Çünkü 21'i geçtiğiniz anda kaybediyorsunuz. Olabildiğince 21'e yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi biz önce 21 yakalama olasılığına bakacağız. Sonra da 20 yakalama olasılığına bakacağız. Sonra da mesela 16-15 iken kart çekmek mi mantıklı, kalmak mı mantıklı, rakibi beklemek mi mantıklı? Onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi benim blackjack'in matematiğine değinmeden önce değinmek istediğim önemli bir lise matematik konusu var. O da kombinasyon. Hani lisede hep denir ya, "Hocam bu matematik bizim ne işimize yarayacak?" İşte ne yapıyoruz? Blackjack'teki durumları hesaplamaya yarıyormuş matematik. Kombinasyon bize şunu yaptırıyor arkadaşlar. Belli bir nesne içerisinden Belli bir nesnenin kaç farklı şekilde seçileceğini söylüyor. Örneğin ben burada ne yapıyorum? 52'lik destenin içerisinden 2 kart seçiyorum ve bu 2 kartın ne olmasını istiyorum? Bir onlu, bir de as olmasını istiyorum. İşte bunu hesaplayabilmek için bunun kaç farklı durumda bunu seçebileceğimi ya da seçtiğimde bunun kaç olasılıkla bana denk geleceğini hesaplamak için kullanacağım hesabın adı kombinasyon hesabı. Kombinasyon hesabında şu yapılıyor. N elemanlı bir gruptan R elemanlı bir grubu ayırmanın, seçmenin yolu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel formülü de bulunuyor. Hocam N'lere R'lere böldün. Biz zaten bunları sevmediğimizden matematik kötü geçti. Doğru haklısın ama birazdan çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi burada N faktöriyel ne demek? N faktöriyel dediğimiz şey N'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Örneğin 5 faktöriyel dediğimiz 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani 5 kere 4 20, 20 çarpı 3 60, 60 çarpı 2 120, 120'yi 1 ile çarpsam ne olur, çarpmasam ne olur? Sonuç 120'dir değil mi? Ama dikkat et. Şu 4, 3, 2, 1 kısmı da 4 faktöriyel değil mi? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da 4 faktöriyel olmalı. 4'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. O zaman 5 faktöriyel dediğim 5 çarpı 4 faktöriyel olabilir. Ya da 5 çarpı 4 çarpı 3, 2, 1. 3, 2, 1'i de 3 faktöriyel diye düşünebilirim. O zaman bir de şunu yazabilirim değil mi? Şöyle güzel bir mavi geldi. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye düşünebilirim. Bunu niye yazdım? Kullanacağım. Geldim buraya. Hocam bize basit bir örnek ver. Kombinasyonu öyle anlat. Anlatalım. Hem yazarak anlatalım hem hesaplayarak anlatalım. Daha iyi otursun. Kayısı, çilek, şeftali, armut ve elma arasından iki meyve seçtiğimizde kayısı ve çilek seçme olasılığımız nedir? Hmm. İki meyve seçeceğim ve seçtiğim meyvelerin ne olmasını istiyorum? Kayısı ve çilek olmasını istiyorum. Bir kere o zaman tüm durumlara bakalım arkadaş. Çünkü olasılık hesabında ne lazımdı? Benim istediklerim bölü tüm durumlar yapıyorduk değil mi? O zaman tüm durumları bulmam lazım tüm durumları bulalım. Arkadaş ben kayısı çilek seçebilirim değil mi? KÇ şöyle seçtim. Sonra kayısı şeftali. Sonra kayısı armut. En sonunda da kayısı elma seçebilirim değil mi? Hı -hı. Yani birini kayısı seçtiğimde diğerlerinin gelebileceği tüm durumları yazmış oldum. Okey. Peki ilkini çilek seçersem çilek şeftali, çilek armut ve çilek elma seçebilirim. Doğru mu? Hı hı. Şeftali seçersem ilkini, şeftali armut, şeftali elma, en sonda da armut elma seçebilirim. Yani kaç durumum var? 10 durumum var. İyi de hocam, sen kayısı çilek yazdın da çilek kayısı yazmadın. Ya ne fark eder? Sen sonunda kayısı ve çilek yemeyecek misin? Ha çileği önce yedin, kayısıyı sonra yedin. Ha kayısıyı önce yedin, çileği sonra yedin. Belki ikisini aynı söylemiş olabilirim. Şimdi düşününce ayırt edemedim. Ama olay şu. Önemli olan burada senin seçim yapman. Önemli olan sıralaman değil. Tamam mı? Sıralaman önemli değil. Yani kayısı çilekle çilek kayısı aynı şey burada. Sonuçta blackjack'i de düşünürsen ha 10 az çektin ha az 10 çektin. Bu ikisi aynı şey değil mi? Blackjack yaptı işte kazandın abi daha ne? neyin peşindesin? Tamam. Heh. Şimdi ben ne yapıyorum? Ne istiyordum? Kayısı çilek istiyordum. Bir tanesi işime yarıyor. Kaç eleman var? 4, 7, 8, 9, 10 eleman var. O zaman benim istediğim durum A olayının olasılığı ne oldu? 1 bölü 10. İstediğim bir tane var. Toplam durum 10 tane o zaman 1 bölü 10 oldu. Şimdi bunu bir kombinasyonla yapalım. Bir de 52 kartlık desteden bilekçek yakalama ihtimaline bakalım kombinasyon hesabıyla. Hadi bir tahta silme operasyonu yaptık yer açtık kendimize hemen bakalım. Şimdi bak ben demiştim ki. N elemanlı, bir ele, N elemanlı bir grup içinden R elemanlı bir grup bu formülle seçilir. N faktöriyelde N'den geriye 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Şimdi benim elimde 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı bir grup var. O zaman ben B, 5 elemanlı grup içerisinden Kayısı ve çilek seçmeye çalışıyorsam ya da iki meyve seçmeye çalışıyorsam 5'in ikilisi yapıyorumları değil mi? Bu ne demek o zaman? 5 faktöriyel bak n faktöriyel bak bunu buraya faktöriyel olarak yazdım. 5 faktöriyel sonra 5 eksi 2 bak 5 eksi 2 faktöriyel n eksi r. 5 eksi 2 faktöriyel çarpı r faktöriyel r neydi? Kaçlı seçim yapıyorum? İkili seçim yapıyorum oydu 2 faktöriyel. E 5 faktöriyel ne demek? 5, 4, 3, 2, 1. 5 e eksi 2 ne yapar? 3 yapar. 3 faktöriyel ne demek? 3, 2, 1. Çarpı 2 faktöriyel bu da 2, 1. 3, 2, 1 ile bu gitti. 5 çarpı 4, 20. 20 bölü 2 ne yapar? 10 yapar. Ha tüm durumların sayısı 10'muş. Bak o tek tek yazmamıza gerek yok. Hocam valla tek tek yazsam sanki daha kısa sürüyordu. Doğru sen de haklısın. Ama 52'likte bu iş biraz problem yaratabilecek. Kayısı çilek bunların içinden sadece bir tanesi. Çünkü bir tane kayısı seçebilirim, bir tane çilek seçebilirim. 1 çarpı 1, 1. O zaman kayısı çilek seçme olasılım 1 bölü 10 olur mu? Olur bence. 52 kartlık desteden bilekçek yakalama ihtimali nedir? Hocam az önce tek tek yazmıştık ya. Şimdi de yazsak ben öyle daha iyi anlıyorum diyorsun ya. Bak ömrümüz çürür bunu yaparsak. Niye biliyor musun? Çünkü 52'lik desteden bilekçek yakalama olasılığına bakabilmemiz için bizim tüm durumlara bakmamız lazım. Tüm durumların içinde as 2 var. As3 var, as7 var, 8-9 var, işte vale 10 var değil mi? İşte papaz, kız var. Yani bunların hepsini topladığında çok acayip miktarda sayı yapıyor değil mi? Gerçekten de öyle olduğunu göreceksin. Şimdi 52 kartlık desteden Blackjack yakalama ihtimali. O zaman ben önce şuna bakayım. Tüm durumlar kaç tane ona bakayım. Yani neye bakayım arkadaşlar? 52'nin içinden 2 kart seçiyorum değil mi ben? 52'nin ikilisine bakayım. Bu ne yapar? 52 faktöriyel bölü. 52 eksi 2 50 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 52 faktöriyel ne demek? 52, 51, 50, 49, 48, 47, 1'e kadar gidiyor mu? Bak bu 50'den sonrası 50 faktöriyel değil mi yani? 50'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı değil mi? Bak şurada göstermiştik ya. 5 faktöriyel ne dedik? 5 çarpı 4 faktöriyel dedik. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel oldu. Çünkü 3 faktöriyel dediğim ne? 3, 2, 1. E 5 faktöriyel neydi? 5, 4, 3, 2, 1. Bak bu ikisi aynı şey mi? Hop. Gördün mü? Heh. O yüzden ben bu artık 50, 49, 48, 1'e kadar yazmıyorum artık. Tamam. Onu yapmıyorum. Matematiğin en güzel özelliği kısaltmak. Kısaltmamızı yaptık. 50 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Aha bunlar gitti. 52 çarpı 51 bölü 2 çarpı 1. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 1 ile de 52 kısalttım. Sadeleştirdim. 26. Ne oldu? 26 çarpı 51 tane yani 26 ile de 51'i burada çarpayım bak gör olayın vehametini. 6 kere 5, 30, 10, 1326. 1326 tane farklı durum mu varmış? 52 kart içinden 2 kartı 1326 farklı şekilde seçebilirmişiz. Peki benim aradığım neydi? Bir as bir onluydu değil mi? Bir as bir onlu. Yalnız onlu dediğim sadece onlu değil. Ne var içinde? Vale var, kız var, papaz var, onlu var değil mi? Hıh. Hm. Şimdi bir de istediğimiz durumlara bakalım. İstediğimiz durumlar kim? İstediğim durumlar da arkadaşlar. İstenilen durum diyeyim şuraya. Hı 4 as içinden bir tane as çekeceğim. Sonuçta karo, kupa, sinek, maça as var. 4 tane as var. Karo, kupa, sinek, maça. Ben bunlar içinden bir tanesini kaç farklı şekilde seçerim? 4 farklı şekilde seçerim. 4'ün birisi ya da 4 elemandan bir tane seçiyorum. Diğeri, diğeri Şimdi on vardı, vale vardı, kız vardı, papaz vardı. On, vale, kız, papaz. Bunların her birinden 4 kart var. 52'lik destenin içinde toplamda 4 çarpı 4. 16 kart var. Ben bunların içinden yine bir tanesini seçmek istiyorum. O zaman 16'nın birlisi. 4 kart içinden bir kart 4 farklı şekilde seçilir. 16 kart içinden bir kart 16 farklı şekilde seçilir. İsteyen onlayanın realistici artçı formülüne hesaplanır ama gerek yok. 4 eleman içinden bir eleman seçen. Ya bunu seçersin ya bunu ya bunu ya bunu. E 4 bitti. 4 çarpı 16 ne yapar? 64. O zaman bilekçek olasılığı PB diyorum ben de buna. Ne yapar? 64 bölü 1326. Dikkat edersen yaklaşık bunun 20 katı buna denktir gibi. Mesela 20 katı bile kurtarmıyor da neyse biz öyle diyelim. Yani yaklaşık %5 gibi bir durum var. Yani %5'lik ihtimalle sen bilekçek yakalama olasılığına sahipsin. Peki devam edelim. 20 yakalama olasılığı ne acaba? Ona bakalım. Şimdi 20 yakalama olasılığındayız arkadaşlar. Blackjack yakalama olasılığımız %5'ti. Şimdi 20'ye bakalım. 20 yakalayabilmemiz için iki durum lazım. Birincisi bir onumuz olmalı, bir tane daha onluk kartımız olmalı. Şimdi onlular neydi? Neydi onlular? Onlular vardı. Ondan sonra vale vardı, kız vardı, bir de papaz vardı, değil mi? Burada da aynı şey geçerli. Şimdi 10 10 yakalayacağız. Şimdi toplam ee, toplam durum 1326'yı da hatırlıyorsanız onunla bir değişiklik yok. Şimdi 10 10 seçeceğim. Benim elimde kaç kart var? 4 8 12 16. Niye? 4 tane 10, 4 vale, 4 kız, 4 papaz var. 16 kartın içerisinden ben 2 tane seçeceğim, değil mi? O zaman ne yapıyorum? 16'nın ikili kombinasyonunu yapıyorum. 16'nın ikilisi ne demek? 16 faktöriyel yani bölü 16'dan 2 çıkar 14, 14 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 16 faktöriyel ne demek? 16 çarpı 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1'e kadar olanlar 14 faktöriyel değil mi? Bölü 14 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Bak bunlar gitti. 16 çarpı 15 bölü 2. Hemen bu 2'yi sadeleştirelim. Şununla 8 çarpı 15 ne yapar? 120 durum var elimde. Bir durum daha var. Hocam nasıl bir durum daha var? Bak şimdi as 11 sayılıyordu ya. Eğer ben bir 9 bir as çeksem yine 20 olmaz mı? 9 11 daha 20 olduğu için. Evet. Kaç tane 9'lu var elin kart eee şeyde? Destede 4 tane var. 4 tane de as var. O da 4'ün birlisi. E 4'ün birlisi 4 elemandan bir eleman, 4 farklı. 4 elemandan bir eleman 4 farklı şekilde seçilir. 4 çarpı 4 ne oldu? 16. E toplamda ne var? Bakın P P20'ye PY diyelim arkadaşlar. Toplam durum 120 10 10'lu seçmek. 16'da 9 at seçmek. Toplamlar 136 bölü 1326. Bu da dikkat edersen 136 1326'nın yaklaşık onda biri gibi. Bu da ne yapıyor? Yüzde 10 yapıyor. Yani ne yaparsın sen? Yüzde <laughs> 10 olasılıkla da iyi bir durumda olursun değil mi? Tabi adam karşı tarafta dağıtıcı tutar 21 yaparsa Sen bu %10'u yakalamışsın adamı, e de, O da diğer %5'i yakalarsa Ki burada şu anda 10'lu ve az seçtiğin için Onun olasılığı biraz değişmiş olabilir Ne olur seni yener Peki geldik buraya Burada da başka bir şey inceleyeceğim Senin elinde 10 ve 6 var <laughs> 10 ve 6 var Dağıtıcıda da 10'lu bir e, kart var Diyelim ki vale var Veya papaz var veya kız var İkinci kartını bilmiyoruz. Dağıtıcının ikinci kartının ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ben burada acaba kart çekmeden beklesem mi daha iyi olur? Yoksa çeksem mi daha iyi olur? Çünkü bak kart çekmesem 16. Ama bu vatandaş 7 çektiği anda beni yeniyor değil mi? 7, 8, 9, 10 ve az çektiği anda beni yeniyor. 6 çektiği anda da beraber kalıyoruz. Beraberliği kaldıralım. Ben şimdi biraz daha iyi bir durumda olmak istiyorum. 21'e daha yakın olmak istiyorum ama şöyle bir durum var. Ben de 5'ten daha yukarıda bir kart seçersem ne olur? Batarım değil mi? Şimdi bakalım kaybetme olasılığımıza. Bir de karşı tarafın kazanma olasılığına. Biz kaybetmemize bakalım önce. Hadi bakalım. Şimdi ilk durum şu şey olsun. Biz bir kart seçelim. Diyelim ki ya 16'da kalmayalım arkadaş. 16 tehlikeli bir yer. 16'dan kalmamı istedik. Kart seçtik. Ama 21'i geçip kaybettik. Bunun olma olasılığı nedir? Buna bir bakalım. Şimdi bak. Benim 21'i geçebilmem için ne seçmem lazım? 6 seçsem kaybederim değil mi? 22 olur. 7 seçsem 23 olur. 8 seçsem 24 olur kaybederim. 9 seçsem 25. 10 seçsem 26. Bu arada onun içinde işte papazı, valesi, kızı falan da var. Az seçsem 17 olurum değil mi? Bak az seçsem onu 1 olarak kullanabilirim. 17 olurum. Kaybetmem. Yani 21'i geçip kaybetmem. O yüzden onu almadım. Şimdi bakalım. 6 kaç tane var? 6 tane de 6'dan e, destede kaç tane var? 3 tane var. 7'den destede 4 tane var. Niye 3 tane var hocam? Çünkü bak biri çıkmış zaten. Biri benim elimde. Geriye destenin içinde seçebileceğim 3 tane kaldı. 8'den 4 tane var. 9'dan 4 tane var. 10'dan kaç tane var? Hmm. Şimdi 10'dan normalde 16 tane vardı, değil mi? 4 on, 4 vale, 4 kız, 4 papaz vardı. E, onun birisi ben de, valenin birisi orada. 16'dan 2 çıktı. 14 tane de bu vatandaştan mı var? Evet. Peki toplam kaç kart var geriye de? Toplam kaç kart var? Hı hı. 52 mi? Bak 1, 2, 3 tanesi çıktı zaten. 49 kart var görüyor musun? Toplamda 49 kart var. Ona dikkat. Hocam iyi de burada niye kombinasyon yapmadık? Ya ben bir tane kart seçiyorum ya. Bir tane kart 49 kart içinden seçiyorum o yüzden. Kombinasyon yapmama gerek yok. 4, 7, 11, 15, 29 bölü 49 mu oldu? 29 bölü 49. Bu da yaklaşık. Bu da yaklaşık. 2 ile çarpsam 98, 58. %59 gibi bir şey. %59 aynen öyle yaklaşık yine de bakalım. %59 ihtimalle arkadaşlar ne yapıyorum? Kart seçsem, kart seçsem el 21'i geçip kaybediyorum. Peki kart seçmeseydim, kart seçmeseydim 16'da kalsaydım ama bu sefer dağıtıcının beni yenme olasılığı ne olurdu? Bir de ona bakalım. Problemimizi tekrar hatırlatalım. 16'dayız, dağıtıcının elinde bir tane vale var, 10'luk kart var ve dedik ki kaldık. Yani dedik ki arkadaş ben kart istemiyorum. Kart seçersem %59 ihtimalle kaybediyorum. O yüzden ben kart seçmeyeyim en iyisi dedik. Kaldık ama rakip tuttu. 16'yı geçti. Yine kaybettik. Bunun olma olasılığı nedir? Şimdi bunun olması için, bunun olması için rakibin ne seçmesi lazım? 16'yı geçmesi için 7 seçse olur, 8 seçse olur, 9 seçse olur, 10 seçse olur, bir de az seçse olur değil mi? Tamam. Şimdi 7. 7'den kaç tane var? 4 tane var. Okey. 8'den 4 tane var. 9'dan 4 tane var. 10'dan normalde 16 tane vardı. İkisini kullandık. 14 tane kaldı. Hı -hı. Bir tane az, e, bir de az durum var. O da 4 tane. Topladım. Kaç kartım kalmıştı geriye? 49 kartım kalmıştı. Neden? Onu 6'yı ve valeyi seçtiğimiz için. Peki ne oldu? 8, 12, 26, 30. 30 bölü 49 olasılıkla bu sefer kaybettik görüyor musun? Yani kaybetme olasılığı daha da ne oldu? Yükseldi. Hı hı. %61 oldu. Şimdi varsayalım ki bu durumdasınız. O zaman hangisi mantıklı? Kalsanız %59 olasılıkla kaybediyorsunuz. Kalmasanız %61 olasılıkla kaybediyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Tabi burada beraberlik de var onu beraberliği eklemiyorum ama sanki şunu yapsanız daha mantıklı gibi ama bak görüyorsun kaybetme olasılığın hala %50'den fazla. Pek çok farklı kombinasyon var işte kağıt sayma var bilmem ne var vesaire var. Bunlara çok fazla değinmek istemiyorum. Sonuçta olayımız Blackjack kazanmak için ne yapılması lazım nasıl bir strateji geliştirilmesi lazım değil ama yine de bir örnek üzerinden bunu aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım matematiğin gerçek hayatta nasıl kullanıldığıyla ilgili birazcık olsun ufkumuzu genişletmiştir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.